Sahte Rolex nasıl anlaşılır diye kanalın ilk gününden beri sürekli sorular geliyor. Bugün konuya son noktayı koyuyoruz ve sen de kimsin kardeşim? Merhaba. Ben Erk Koçak. Ya bırak Allah'ını seversen. 20 yıllık saat sevgilisiyim. Çıkar şu maskeyi, çıkar. Efendim, sahte Rolex saatler korkutucu bir şekilde her sene daha da gerçeğe yaklaşıyor. Bunu inkar etmek saçmalık olur. Gelişip ucuzlayan teknoloji ve Çin'deki fabrikaların her seferinde bir önceki hataları düzelterek tecrübe kazanması sonucu bu kaçınılmaz bir durum aslında. Ama an itibariyle en iyi kabul edilen replika Rolex'lerde bile hala hatalar var. Şimdi sizlere modern Rolex modellerinde sahte olanı ayırt etmenin kesin çözümü olan güncel 6 can alıcı detayı anlatacağım. Hatta videonun sonunda pek kimsenin bilmediği 7. bir ipucunu vereceğim. Öyle ki ne kadar iyi replika olursa olsun bundan kaçmanın imkanı da yok hala. Yıllardır anlatılan çoğu detay geride kalan zaman içinde replika fabrikaları tarafından düzeltildi. Bu güncel 6 ince detaya geçmeden önce en bariz ve basit hataları da hızlıca tekrar hatırlatayım ben yine. Rolex saat otomatik olur. Saniye öyle tık 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 ilerlemez. Saniye yağ gibi akar. Bunda da 28.800 vuruşlu mekanizmanın payı var. 21.600 vuruşlu otomatik bir replikayı bile saniye akış şeklinden hemen anlarsınız. Rolex camındaki büyüteç 2.5 kat büyütme gücündedir. Takvim yazısı her gün için mükemmel bir şekilde tam ortaya denk gelir. Güçlü bir fosfor vardır. Sönük ve cılız bir şekilde parlamaz indisler. Bezel tek yöne döner ve asla 1 milim bile geri oynama yapmaz. Bezel malzemesi seramik içine kazınmış rakamlardan oluşur. Baskı rakamlar modern Rolex'lerde olmaz. Bilezik kasa bağlantısı mükemmel bir şekilde mikron seviyesinde hatasızdır. Bilezik ve kasa arasında hiçbir boşluk asla olmaz. Rolex 904L çelik kullanır. Standart 316L çelik malzemeye göre biraz daha beyaz ve parlaktır. Bunlar artık çok geride kalmış büyük farklar. Başta da dediğim gibi zaman içerisinde bunların hepsini düzeltti sahte Rolex üretenler. Ama hala 300-500 liraya satılan saçma sapan replikalarda bu hataları bulabilirsiniz. Biz şimdi gelelim son nesil süper kullan denen replika saatlere ve hala düzeltemedikleri o can alıcı 6 hataya. 1. Rolex cam üzerindeki Cyclops dediğimiz büyüteçte 2.5 kat büyütme yanında modern modellerde artık içten yapılan bir antirefle uygulaması kullanıyor. Bu antirefle sadece o bölgede olduğu için Black Hole efekt denen kara delik efekti oluşturuyor görsel olarak. Camın o kısmı daha az yansıma yapıyor. Bunu yine en üst seviye replikalarda da yapmaya çalışıyorlar ama hemen hemen hepsinde şeffaf bir antirefle yerine mavi ya da morumsu bir antirefle kullanıyorlar. Işık vurduğunda mavi yansımalar görünüyor ve burada yakayı ele veriyorlar işte. Ayrıca takvim diskinde de artık kaliteli replikalarda hizalama için halledebiliyorlar belki ama orijinalde tarihlerin baskı kalitesi çok daha keskin ve 3 boyut hissinde. Replikalarda ise dikkatlice bakınca A4 kağıdına çıktı almışlar gibi görünüyor. 2. Rolex uzun süredir modern modellerde kadranla cam arasında kalan Rihot denen bölgeye lazerle Rolex 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 yazısını işliyor. Replika saatlerde de bunu yapsalar bile dikkatli bakınca uygulamada çok büyük detay farkı var. Orijinaldeki gibi keskin ve temiz bir yazı olanına daha denk gelmedim hiç. Ayrıca tam 12 pozisyonda Rolex Touch simgesi ortalanıyor ve kadranın sağ yarısında her saat indisi tam ve mükemmel bir şekilde X harfini ortalarken kadranın sol yarısında da R harfini aynı şekilde ortalıyor. Bunu da genelde beceremiyor ve kaydırıyor replika saat üreticileri. Efendim, burada bir araya gireyim. Merhaba, ben Erki Koçak. 20 yıllık saat sevicisiyim. Bu kanalda saatler ve zamana dair konuşuyoruz. Abone olanların hepsi birbirinden değerli arkadaşlar ve acayip eğleniyoruz biz. Hala abone olmadıysanız şu aşağılarda bir yerlerde abone ol butonu var. Ona basarsanız sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız efendim. Devam. 3. Tüm modern Rolex kadranlarında gördüğünüz indisler gerçek 18 ayar altın malzemeden üretilir. Beyaz ya da sarı altın kullanılır. Replika kadranlarda beyaz altın yerine çelik kullanırlar ve makro detaylara baktığınızda fosforu çevreleyen indislerin replikalarda az da olsa daha kalın olduğunu görürsünüz. Ayrıca akrep ve yelkovan kenarlarına da yakından baktığınızda orijinalde çok daha temiz ve keskin bir işçilik görülür. Sahte Rolex'lerde bu seviyede bir detay işçilik olmaz. 4. Modern Rolex'lerin safir camında kadranın alt bölgesinde sadece belli bir açıda ve ters ışık vurduğunda görebileceğiniz bir taç işlemesi vardır. Bu lazerle camın farklı derinliklerde içine kazınır ve görmesi normal şartlarda çok çok zordur. Taç simgesini minik noktacıklarla çizerler. Sahte Rolex'lerde de bunu yapmaya çalışıyorlar ancak hala orijinaldeki gibi nokta nokta değil ve çıplak gözle daha kolay görünebilir bir şekilde yapabiliyorlar. Bu arada bir de ek bilgi vereyim. Bazı camlarda taç simgesi içinde S harfi görebilirsiniz. Bu camın servis sırasında orijinal parçayla değiştirildiğini gösterir. Yani yine orijinal bir parçadır. Nasıl? Güzel bilgi değil mi? Bu videoda yine bir beğeni hak etti sanki sanırım.
5. Rolex saatlerin tepesi vidalı şekilde açılır kapatılır. Vidayı çevirirken yağ gibi kayan pürüzsüz ve kusursuz bir çevirme hissi yaşarsınız. Aynı şekilde elle kurarken de içerideki muazzam mekanizmanın dişlerinin yağ gibi döndüğünü hissedersiniz. Sahte Rolex'lerde vidayı açarken ve saati kurarken harturt sesler duyarsınız ve orijinallik gibi keyif veren pürüzsüz bir deneyim yaşayamazsınız. 6. Submariner başta pek çok spor modern Rolex saat bileziğinde Clips içinde Rolex'in Glide Lock dediği kolay ince ayar mekanizması vardır. Bu sayede basit bir sürgü hareketiyle ince ayar yapabilir ve tekrar kilitleyebilirsiniz. Sahte Rolex'lerde bunu da kopyalamış olsalar bile aparatın yatak içindeki kayma hareketi çok daha sorunlu olur ve bir şeylerin yanlış olduğunu anında hissedersiniz. Evet, sahte Rolex üreticileri her sene biraz daha yaklaşıyorlar orijinale. Ama bugüne kadar gerçekten birebir bir replika hiç olmadı. Muhtemelen de olmayacak. Çünkü bazı detayları taklit etmek, replika bile olsa saatin maliyetini ciddi oranda arttıracak ve 2-3 bin dolarlara sahte bir Rolex'i satmak da pek mümkün ve karlı olmayacak. Aslına bakarsanız son yıllarda mekanizmaların da klonlarını üretiyorlar ve bu yüzden makinenin çalışma şeklinden yakalamak da zorlaştı. Ancak videonun başında söylediğim gibi son bir detay daha var ve kesin sonuç alınıyor. Onu da anlatayım. Efendim, arka kapağı açıp tepeyi çekerek makineyi durdurursanız birebire yakın klon bir mekanizma dahi olsa balansa baktığınızda balans içinde görünen minik çivi şeklindeki detayların klon mekanizmada olmadığını göreceksiniz. Mekanizmadan anlayan usta bir saatçi olmanıza da gerek yok bu farkı yakalamak için. Arka kapağı açmak yeterli. Bu da bonus bilgi olarak dursun aklınızda. Peki sizlerin fikri nedir bu sahte saatler hakkında? Aşağı yorum olarak yazın da iki çift laflayalım bakalım bu konu hakkında. Benim fikrim belli. Daha önce birkaç videoda da bahsettim. Sahte saat almanın, hele A kalite falan diye bir ton para vermenin hiçbir anlamı yok. Zira zaten mekanik olarak asla aslına yaklaşamayacakları için er ya da geç çöp olacak birer mal almış oluyorsunuz. Yakın zamanda kanal için hazırladığım çok çok iyi adam gibi mekanik saatleri ve satın alma yollarını anlattığım şu videoyu eğer izlemediyseniz hemen şimdi bundan sonra izlemenizi şiddetle öneriyorum. Gerçekten harika fiyat performans saatleri zaten burada bulacaksınız. Kanalda abone olmayı unuttuysanız onu da buraya tıklayarak hemen halledebilirsiniz. Hoşça kalın, saatlerle kalın arkadaşlar.